Evet efendim, merhabalar. Ankara'dan iyi akşamlar diliyoruz. Yine bugün çarşamba, bir kandil akşamında sizlerle beraberiz. Ve programımıza başlamadan önce de bütün izleyicilerimizin, sizlerin kandilini tebrik ediyoruz. Evet efendim, bu akşam önemli bir konuğumuz var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Ben de aynı şekilde bütün seyircilerimizin kandilini tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Birçok konuyu konuşacağız bugün sizlerle. Bugün formunuzdasınız. Çok da yorgun değilsiniz diğer yayınlarla kıyaslandığı zaman. İnşallah. Çünkü görüşmeler gece 3'lere 4'lere kadar uzayabiliyor. En erken herhalde 2'de bitiyor. Bugün sizi biraz dinç yakaladık efendim. Yok, dün gece 2'yi geçirmemiştim. Yani 2 civarındaydı yattığım. O yüzden iyiyim bugün. Evet. Çok evet efendim, konuşacağız ve önemli konuklarımız var bugün bizlerle beraber olan. Reuters Ankara temsilcisi Orhan Coşkun. Sevgili Orhan, hoş geldin. Hoş bulduk. Bir parantez açmak istiyorum. Aslında Sayın Bakanım da katılır mı bilmiyorum. Enerji konularına çok hakim bir gazeteci arkadaşımız, katkın için, katıldığın için tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ben de aynı şekilde Orhan Bey için benzer ifadeleri kullanırım. Gerçekten ayrıntılarıyla, detaylarıyla çok hakim biridir enerji sektörüne. Zaman zaman transfer teklifi bile yapıyorum. Evet, çok. Ve her zaman bizlerle birlikte olan İhlas Medya Ankara Grup Başkanı Sayın Nuri Elibol. Nuri Bey de sık sık yazılarıyla, özellikle Kuzey Irak konusuyla ilgili yazılarıyla gündeme geliyor. Yine bunları konuşacağız. Efendim, ben aslında direkt başlayalım. Süremizi de kullanma anlamında, efektif kullanma anlamında bir görüşme var. Bir barış süreci deniliyor. Barış ve kardeşlik projesi, silahların bırakılması. Bunun bir de enerji boyutu var aslında Sayın Bakan. Çünkü Güneydoğu Anadolu'da petrol var, hidroelektrik santraller var. Bu terör biterse, Sayın Ulaştırma Bakanı dedi ki eğer terör olmasaydı orası İsviçre gibi olurdu dedi. Terör biterse özellikle enerji anlamında sizin bir avantajınız olur mu diye sormak istiyorum en başta. Tabii çok fazlaca avantajımız olur. Öncelikle su kaynaklarımızın genelde Türkiye coğrafyasına baktığımızda doğuda, tüketim noktalarında batıda olduğunu görüyoruz. Ama üretildiği yerde tüketmek bizim öncelikli tercihimiz. Hem bu hat kayıplarını azaltıyor, hem de enlem boylam açısından baktığımızda 76 dakika doğusuyla batısı arasında fark eden ülke sayısı Avrupa'da 2 tane. Yani biz iletim hattı açısından da büyük bir avantaja sahip olacağız. Oradaki tüketim merkezlerinin artmasıyla beraber. Öncelikle hidroelektrik santralının, sulama barajlarının orada yapılması çok feasible bir şey. Su var ve yağış rejimleri de batıya göre daha düzenli. Ama birçok müteahhitlerimizden karşılaştık. Gerek petrol aramalarıyla ve doğalgaz aramalarıyla alakalı zaman zaman problem yaşayanlar. Madencilik faaliyetleriyle alakalı orada çekimser davrananlar. Başladığı işi şantiye faaliyetlerini kesintiye uğrattığı için ara verenler. Bütün bunları düşündüğümüzde aslında bizim oradaki vatandaşlarımız için oranın refah seviyesinin yükselmesi, kalitesinin artması, rekabet ortamının daha da artması ve daha rahat bir yaşam seviyesi için bütün sunduğumuz, arz ettiğimiz enerji yatırımları kesintiye uğrayabiliyor. Orta Doğu ve Kafkasya'nın enerji arz güvenliğine de etki ediyor mu bu coğrafya? Tabii ki etkiyor. Yani bu coğrafyada, çünkü enerji hatlarının geçtiği yerlerde tüm küresel aktörler böyle bir şey istemezler. Yani o yörelerde şey isterler. Tabii uluslararası sermaye, evet. Çok doğru Nuri Bey. Evet. Uluslararası sermaye her zaman plase edilmeye bekleyen paralar sağlam zemini ararlar. Ve bu çok doğru bir şey. Türkiye'nin hukuku sağlam, yatırım ortamı sağlam, sürdürülebilir siyasi istikrarı son derece yerinde. Ama bu terör belasından dolayı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bizim Türkiye'de sunduğumuz bütün istikrarın orada da aynı şekilde sürdürülebilmesi lazım. Biz enerji sektörü açısından çok fazla atılım yapacağımız kanaatindeyiz. Biliyorsunuz kömür ancak çıkartıldığı yerde enerjiye dönüşebilir. Bugün Şırnak'ta, Cizre'de, tabii Uludere'de kömür yatakları var. Ve şu anda 2 tane büyük yatırımcımız orada yatırımlarını devam ettiriyor ve inşallah önümüzdeki kısa bir süre içerisinde orada bir açılış yapmayı planlıyoruz.
Bu çok doğru bir şey olacak. Özel müteşebbisler oradan kömür mü çıkartacaklar efendim? Kömür çıkartıp kömürden enerji elde edecekler. Asfaltit gibi yüksek kalorili kömür diyelim biz artık onun adına. Çok teknik detaya girmemek için. Bunların hepsinden enerji elde edilebiliyor. O yüzden biz enerji sektörü açısından büyük fayda göreceğiz. Evet. Orhan sen... Evet, özellikle Türkiye son dönemde uyguladığı politikalarla özellikle yerel kaynakları hayata geçirme, işte doğalgazın ithalatının ne noktaya geldiğini biliyoruz. Bu yönde bazı çabaları var. Birkaç hafta önce zaten Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen bir yatırımcı, yaklaşık 12 milyar dolarlık bir yatırımla 7-8 bin megawattlık ki şu andaki Türkiye'nin toplam kurulu gücünün %12-13'üne denk gelecek bir yatırımı hayata geçirmek üzere imzalar attı. Yani bu anlamda işte kömür önümüzdeki dönemde neler göreceğiz? Çünkü onun doğrudan petrole, gaza ve diğer kaynaklara etkisinin de ne kadar olduğunu düşünürsek hangi sahalarda yatırımlar yapılabilir? Bununla ilgilenen yatırımcılar var mı? Ve özellikle kömür başta olmak üzere bütçenin de sınırlarını düşünerek ne tür teşvikler olabilir? Böyle bir gündemimiz var mı? Tabii aslında son derece önemli bir konu. Sistem boşluğu affetmez ve mutlaka onun yerine bir şey dolar. Türkiye'nin arz güvenliği ile alakalı konusu daima gündemindedir ve bu bize memnuniyet veriyor. Ama arz sıkıntısıyla arz güvenliğini karıştırmamak lazım. Bizim arz sıkıntısıyla alakalı bir konumuz yok. Bazı arkadaşlar diyor ki siz daha hala arz güvenliğini mi konuşuyorsunuz? Biz sürekli arz güvenliğini konuşacağız. Bu bir zafiyet demek değil. Türkiye çünkü büyüyor. Büyüdükçe bizim onun arkasından yetişecek, zaman zaman önüne geçecek yatırımları yapabiliyor olmamız lazım. Ama arz sıkıntısı hamdolsun biz yaşamıyoruz. Çünkü büyüyen Türkiye'nin küçülmeyen enerji sektörünü oluşturduk. O da büyüyor aynı şekilde. Evet. Temel enerji politika ve stratejilerimizde malumlarınız... Bizim öncelikle yerli kaynaklarımız ve yenilenebilir kaynaklarımız var. Yerli kaynaklarımızdan en önemlisi kömür. Yenilenebilir kaynaklarımızdan su, rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle gibi kaynaklar. Ama Türkiye'nin büyüme hızı yenilenebilir enerji kaynaklarının büyüme hızından daha hızlı oldu. Bu şu demek, yani büyüme hızını... Her zaman yenilenebilir kaynaklardan karşılayamazsınız. Aynı zamanda doğalgaz, nükleer gibi zaman zaman ithal kaynaklardan da karşılanmak durumdasınız. Arz sıkıntısına düşmemek açısından. Kömürde bizim geldiğimiz nokta 17-18 bin megawatt civarında değerlendirmeyi düşündüğümüz ve direkt enerjiye dönüşecek düşük kalorili de olsa bir yatırım planı oluşturduk. Hamdolsun şu anda çok iyi gidiyoruz. Adana Tufanbeyli'de, Bursa Keres'te, Soma'da, şimdi farklı yerlerde de çıkıyoruz. Tunçbilek'te de çıkıyoruz. Her ay, her iki ayda bir ihale yapıyoruz. Ve bunlardan 700 megawattlık, 350 megawattlık kömür rezervlerine göre orayı 30 yıl işletecek bir sistem kurduk. Yatırımcımızdan, onun önünü açmak açısından kömüre para almıyoruz. Gerçek yatırımcıysa 30 yıldan o kömür onun. Ama bunun üzerinden ticaret yapayım diyen birisi varsa 6 ay sonra o kömür bizim tekrar. O yüzden böyle bir sistemi herhangi bir çantacılık oluşmasın, ciddi yatırımcılarımız burada buluşsunlar diye böyle bir sistemi kurduk. Afşin Elbistan'da Orhan Bey'in bahsettiği 12 milyar dolarlık yaklaşık kömür çıkartma işlemleriyle beraber Birleşik Arap Emirlikleri'nin yine kamu firması olan TAKKA firmasıyla bir ön anlaşma yaptık. Hükümetler arası anlaşmayı hatta kendileri geçen hafta Abu Dhabi'deydik. Onları imzaladılar. Biz de onu aynı şekilde meclisimize getireceğiz. Ve Birleşik Arap Emirlikleri Maliye Bakanlığı böyle bir yatırım için 5 milyar dolar civarında bir finans yükünü üzerine almayı kabul etti. Şimdi bunlar Türkiye'nin Kazançları ve Türkiye'nin siyasi istikrarının gölgesinde bizim yaptığımız işler. Efendim kömürden doğalgaz üretimi noktasında bunu hani ithal ettiğimiz doğalgazın ne kadarına kadar yükseltme potansiyelimiz var? Şöyle biz hatırlarsanız yılbaşı gecesi yine Tavşanlı'da
bir sahaya gittik ve oradaki bizim pilot tesisimizden elde edilen gazın, yani bir nevi sentetik gaz, o doğal gazın açılışını yaptık. Şimdi onun ticarileşmiş tesisini kurmak üzere yola çıktık. İnşallah 2-3 yıl içerisinde belli bir rakama daha ulaşacağız. Diyelim ki 1,5 milyar metreküp civarında doğal gaz elde edeceğiz biz oradan. Kömürümüz var hemen yanı başında. Bununla bir yatırım yapacağız. O yatırımın tabii ki fizibilitelerine falan arkadaşlar hep bakıyorlar ve bize tekrar getirecekler. Yani bizim doğal gazında olabildiğince petrolün de yerli kaynaklar haline gelmesiyle alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Yani biz kömürümüzü mutlaka kullanmamız lazım. Şimdi bazı itirazlar oluyor. Kömür kirlidir, paslıdır. İşte güneş doğayı bozuyor. Yok rüzgar kuş yolunu bozuyor diye. Hemen hemen her yatırım ama. Nükleer zaten patlıyor. Doğalgaz ithal. Şimdi arkadaşlar biz bunun nimetini hep beraber yaşarken ve Türkiye gayri safi yurt içi hasılasında 3 katına çıkarken, ihracatında 36 milyar dolardan son 10 yılda 152 milyar dolara çıkarken, kusura bakmayın bu ürettiğimiz enerjiyle beraber yapıyoruz bunu. Yoksa cari açık 10 kat daha büyüyecek. Cari açık daha da büyüyecek. O zaman bizim üretmekten ve büyümekten başka çaremiz yok. Büyümenin de bazı komplikasyonları var. Ama buna rağmen getirdiği fayda nimet külfetinden çok yüksek. Abi şimdi Elbistan'da kaç santral kurmayı düşünüyorsunuz? Biz A santralı var, rehabilite edilecek. O bir başka firmada. B santralı var, çalışıyor. C, D, E. Maşallah. Tabii yani kaç megawatt olacak? Orası toplam 8000 megawatta ulaşacak. Harika bir şey efendim. Bir de başka bir şey daha var aslında burada, izleyicilerimize siz söyleyin lütfen. Afşin Elbistan kömürü başka bir yerde kullanacak kömür de değil. Tabii. Bu iş çok mu kalitesiz? Hayır. Kalorisi düşük. Düşük kalori. Yani bu işte ve dünyanın bu açıdan en kolay çıkarılabilen kömürü düşük, başka bir şeyde de kullanamazsın ve çok ciddi de bir rezerv var. Şimdi yaklaşık bir hesapla söylüyorum. Bizim bir nükleer güç santralı kurmamıza beraber, 4800 megawattlık bir nükleer güç santralı kurmamıza beraber 3.6 milyar dolarlık bugünkü fiyatlarla doğalgazı ithalatını kesiyoruz. Bitti. Afşin Elbistan'da ise yani yaklaşık 4.5 5 milyar dolarlık doğalgaz ithalatını keseceğiz. Kendisini 3-4 senede, yani kendisini 3 senede amorti edecek. Evet. O açıdan bizim yerli kaynaklarımıza, şimdi Allah'ın bize verdiği kömürü biz niye bizim vatandaşımızın lehine kullanmayalım? Bir de artık efendim yani bu santralleri de çok çevreci santraller var. Yani kömürden tabii elektrik elde eden ülkelerde, Almanya'da, Fransa'da, Amerika'da çok çevreci santraller var. Bir de Nuri Bey şunu açıklıkla ifade etmemiz lazım. İzleyicilerimizin de bunu yakinen bildiğine inanıyorum. Şimdi dünyada 7 milyar ton yılda kömür tüketiliyor. 3,5 milyar tonu yalnızca Çin'de tüketiliyor. Biz şu anda Türkiye'de 80 milyon ton, yani 1 milyar tonun 10'da 1'i, 12'de 1'ini ancak üretebiliyoruz. Dünyayı kirleten biz değiliz. Dünyayı kirletenler başkaları, yalnız temizleyenlerin de başkaları olması isteniyor. Biz diyoruz ki kimler kirlettiyse onlar temizlesinler. Biz kirletmedik. O yüzden Türkiye çevreye rağmen bir enerji politikası yürütmeyecek. Çevreyle beraber enerji politikası yürütüyor. Ben gözlerimle şahit oldum. Yatağan santralına gittim. Orada 215 megawattlık bir santral ünite var. Baktım 165 megawatt dijitte gösteriyor. Niçin? Dediler ki efendim şu anda gelen kükürt ve karbon emisyonları arasından baktığımızda baca gazı analizleri bizi bu kadar ancak ürettirebiliyor. Yani elimizde imkan varken daha az üretiyoruz. Çevreye duyarlı olmak aslında. Ha, ne yapmamız lazım? Evet, böyle yapmamız lazım. Çevreyi de kirletmememiz lazım. Ama vatandaşlarımız zannetmesinler ki kömür dediğiniz gibi yüksek teknoloji artık akışkan yataklı teknolojilerle beraber bunlar artık çevreyi kirletmeden yapılabiliyor. Sayın Bakan, çevreyle, yani çevreden bahsediyoruz. Çevreyle en barışık kaynaklardan bir tanesi doğal olarak yenilenebilir enerji kaynakları. Şimdi raporlara bakıyoruz. Dünyada toplam elektrik tüketiminin 2015 yılında %17'sinin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanacağı hesap ediliyor. 1 Kasım başvurularını hesap ettiğimizde EPDK'ya, oradaki projeksiyonu da dahil ederek Haziran ayı içerisinde güneşe ilişkin ilk başvuruları da kabul ettiğimizi düşünürsek, bu yıl için ne kadarlık bir bağlantı söz konusu olabilir?
gelecek yıl için ve 2016'ya gittiğimizde toplam nasıl bir projeksiyon göreceğiz? Tabii önemli, bizim yenilenebilir enerji kaynakları için önemli bir soru. Bir kere Türkiye ile dünyayı karşılaştırdığımızda Türkiye şu anda rezervuarlı HES'ler de dahil olmak üzere %25'ler 26'lar civarında ürettiği elektriğin 4'te 1'ini, %25'ini bu kaynaklardan karşılıyor. Yani temiz kaynaklardan. Yenilenebilir kaynak. Evet. Dünyada ise Orhan Bey'in söylediği hedefin yanında şu anda %7,5'larda olan ülkeler var. Maksimum %13,5'lara çıkan ülkeler var. Avrupa çok iddialı mesela bu temiz enerji noktasında. Almanya işte ama nükleer... Bizden daha düşük. Bizden daha düşük. İşte bizden bunu daha... merak ediyorum ben. Bizden daha düşük. %17'ler civarında Almanya. Ama 50 milyar euro her yıl sübvansiyon rakamı veriyor. Biz böyle bir sübvansiyon rakamı da ayırmadan, böyle bir genel bütçeden pay ayırmadan bunları yapmak durumundayız. Çünkü bizim yönettiğimiz elektrik fiyatı evet. tüketicinin daima pahalı, üreticinin ise daima ucuz bulduğu bir kalemdir. O paradoksu çözerek biz götürüyoruz. Peki bundan sonra ne olur? 2012 yılında, geçtiğimiz yıl 4115 megawattlar civarında yeni güç santralı devreye aldık. Bunun yarısından daha fazlası yenilenebilir enerji kaynaklarından aldıklarımız. HES'ler. Peki bunu kamu bütçesinden mi yapıyoruz? Hayır, özel sektör bütçesinden yapıyoruz. Özel sektörün finansman yapısıyla beraber yapıyoruz. O yüzden Türkiye doğru yolda ve 11 bin megawattlık verdiği lisansların, rüzgar lisansının 2200 megawattı realize edilmiş durumda. Bir o kadarı daha önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde mutlaka inşallah yapılacak, inşa halinde olanlar var. Epey inşa halinde olan var. Bayağı inşa halinde olanlar var. Yarıya ulaşılıyor o zaman 2014'e kadar herhalde o... İnşallah. Yani 2015'i buluruz yarıya ulaşmak için. Güneş santrallarında 600 megawattla başlıyoruz. Evet. Çünkü bunun çok fazla gündemimizde olmayan ama bizim dikkatimizi çeken kamudaki ortak dili oluşturmak açısından her yeni yatırımın dezavantajlarını kamuda kaldırmamız lazım. Şimdi sit alanları var, tarihi varlıklar var, kültür varlıkları var, meravasını kaybetmemiş araziler, otlaklar, yaylaklar, işte göç yolları falan, sulak alanlar, orman alanları bir sayıyoruz 19 tane böyle alan var. Onların arasından sıyrılıp bizim bu enerji yatırımlarını yapmamız lazım. Sıyrılmak ifadesini şu açıdan kullanıyorum. Onlara rağmen değil. Ya orman da benim ülkemin zenginliği. Ama yeraltı kaynakları da bu ülkemin zenginliği. Yani ben hiçbirinden geri durmadan bunları yapabilirim. Ama sırf gözümüzde canlandıralım diye söylüyorum. 780 bin kilometre karenin, ülkemiz kara topraklarının, çünkü 280 bin kilometre deniz de var. 780 bin kilometre karenin, 102 bin kilometre karesi şu anda bize kapalı. Bu dediğim araziler. O açıdan enerjideki güneşin üretimini evet. 600 megawatt lisansa tabi, yaklaşık 2200 megawattta derin kuyu pompalarıyla beraber çözmek istiyoruz. Onlar lisansa tabi değil. 100 kilowatt, 150 kilowatt. Güneş o zaman rüzgarın birazcık gerisinde gibi biraz gerisinde kaldı. Dünyada da mı böyledir zaten. Efendim? Dünyada ama da mı böyledir? Yani... Dünyada da böyle. Yalnız bundaki en büyük amil güneş teknolojisinin fiyatlarının hala o saturasyon yani doyum noktasına hala ulaşmamış. O zaman güneşten üretmek pahalı birazcık da. Tabii oturmuş bir düzeni yok tabii. Şu anda bizde 13.3 dolar sent alım garantisi verdik. Halbuki rüzgarda 7.3 dolar sentler civarında. Nereye gidersek zaten rüzgar dönen türbinleri görmek mümkün. Özellikle Ege'de, Marmara'da. Bir modernlik de kazandırıyor. Yani bir bir Avrupa'yı evet. hava getiriyor galiba. Getiriyor. Almanya'da tabii bütün bunları yaparken biraz da şeyi de gözetliyorsunuz herhalde. Cari açığı artırmamak adına. Mesela baktım güneşle ilgili çıkan kanunda yerli üretim şartları falan koymuşsunuz. Onda son derece sevindirici bir şey aslında. Doğru. Yani eğer, panel üretimiyle ilgili falan. Zaten gelip eğer uygun bir fiyatla bu malını satmak istiyorlarsa mutlaka yerli üretim kurabileceği. Biz de özel sektörden geliyoruz. Bütün bunların hesabını kamu ciddiyeti içerisinde ama özel sektör kömürün tamamını kullandığınızda, kömür alanlarının tamamını kullandığınızda 18 bin megawatt daha ekleyeceksiniz. 18 bin megawatt daha ekleyeceksiniz. İnşallah. Herhalde kömürde de şu anda bir gaza basmış durumdasınız. Öyle çok, görünüyor. Çok hızlı gidiyoruz. Evet. Hamdolsun çok hızlı gidiyoruz. Tabii ben bu arada Türkiye'nin
siyasi istikrarına güvenen, onu sürdürülebilir gören ve enerji sektöründeki yapılanmayı da doğru algılayan özel sektör temsilcilerine de teşekkür ediyorum. Çünkü onlar güveniyorlar bu piyasaya ve paralarını yatırıyorlar. Yani daha işte iki hafta önce 1.2 milyar dolarlık yine bir maden anlaşmasının finansmanını imzaladı. Sayın Bakan, belki yeri değil ama yani gerçekten ben biraz şeyle ilgiliyim, Afşin Elbistan'la. Evet. Heykelinizi dikerler herhalde. Afşin Elbistan bu ülkenin bir belası Sayın Bakan. Yani Afşin Elbistan hakikaten çok ihmal görmüş, çok ihmal edilmiş yıllarca. Çok doğru bir noktaya parmak basmışsınız. Allah yardımcınız olsun. İnşallah o şirketle beraber orası ayağa kalkar. Çünkü orası hakikaten göz göre göre ihmal edilmiş bir bölgeydi. Düşünün ki 8 binden falan bahsediyorsunuz. Yani oraya biz gittiğimizde heykelden daha ziyade kömür gözümüzü kapatıyor. Ciddi bir kömür orada işliyoruz. Yani toprağın altındaki o yapıyı görüyorsun. Çok büyük bir havza. 4.2 milyar ton orada kömür var. Dünyanın en büyük havzalarından birisi. En büyük havzalarından birisi. Yani ne zaman biter efendim? Hani diyorlar ya petrolün 30 yıl ömrü kaldı, evet. Oradaki yatak... Bizim 2023 yılına kadar bunların şöyle kapasitesi o kadar değil, daha fazla. Hı-hı. Ama bütün bu yatırımların 2023 yılına kadar bitmesi gerçekleşmesini ve oradaki en az 70-80 yıllık kömür rezervi var. Daha fazla. Efendim demin sormuştum ama bu doğalgazla alakalı, Orhan da sıkıştırıyor, petrole geçeceğiz ama doğalgazla alakalı bu kömür yataklarının, kömür sahalarının kullanılmasından sonra deyim, doğalgazda indirim olabilir mi? Yani yerli kaynaklardan üretilirse hani fiyatlama bakımından... Bunu söylemek çok erken. Bunu söylemek çok erken. Bir de biz enerjide bir usup oluşturmaya gayret ediyoruz. Hani böyle gelecek, gidecek falan'dan daha ziyade şunları yaptık ve bunun sonucu bu. Tabii ki beklentileri yönetmek, bu tür analizleri yapmak doğru bir şey. Ama bizde indirim kelimeleri çok riskli kelimeler ve çok seri telaffuz etmediğimiz kelimeler. Peki o zaman niye her ay biz efendim doğalgazda veya elektrikte zam var mı diye soruyoruz? O zaman ben de şimdi size soruyorum. Şubat ayında elektrikte ve doğalgazda indirim yoksa zam var mı? Şöyle, Ocak ayında yok. Ocak ayında yok, evet. Şubat'ı? İşte her ay kendi içinde değerlendiriyoruz ama beklentilerimiz olmaması yönünde. Olmaması yönünde. Tabii beklentilerimiz böyle. Tam diplomasi oldu. Efendim artık. Siz aslında çok böyle diplomatik dil kullanmaya başladınız enerjiyle ama ilgili. Ama şöyle, şimdi ben her gün önümde petrol fiyatları, Brent petrol, varil fiyatları, döviz fiyatları, her birisi anlık geçiyor. Tamam, bunu yani şu anda bir televizyondan da rahatlıkla izleyebiliyoruz ama ben sürekli ekrandan bunu izlemek zorundayım. Şimdi bu kadar dakikalık, saatlik izlediğim bir olayın yani aylık projeksiyonlarını Uluslararası Enerji Ajansı, hatırlarsınız 2035 yılının öngörüsünde, evet, dedi ki 2035 yılında, bundan 3-4 yıl kadar önce, petrolün varili dedi 100, 125 dolar olur dedi. Ya 2 yıl önce, yani 2008'de, onu 4 yıl geçti. Önce, onu bile geçtiği onu zaman geçti. Oldu. Yani bu tür öngörüler arz ve talep dengesinden kaynaklanan sebepler yüzünden değil, daha çok siyasi istikrarsızlıkların gerekçeleri olmaya başladılar. Özellikle bölgemizde, bakın Irak, Suriye ve bölgedeki İran, o Hürmüz Boğazı kapasiteleri, her birisi bu riski tabii ki tetikleyebiliyor. Ama efendim ağzınızdan aldık. Hemen sana bırakacağım. Şubat'ta doğalgaz ve elektriğe şöyle, zam yok yani, diyoruz. Şimdi, onu dedik ama. Benim söylediğim ifadem ve şu anki beklentilerimiz, şu anki rakamlarımız bunu öngörmüyor. Evet. Orhan? Batuhan'a ekleyecek bir şeyim var. Şimdi Maliye Bakanı Şimşek bütçeyi sunarken demişti ki 2013'e ilişkin öngörülerimiz, özellikle vergi öngörülerimiz tamamen gerçekçi demiş, ancak bir dipnot düşmüştü. Demişti ki BOTAŞ'ın kamuya olan yükümlülüklerini yerine getireceği öngörüsüyle diye. Şimdi bunu soracağım şu: enerji kitlerinin birbirine olan borç zincirini bir kenara bırakarak BOTAŞ'ın yaklaşık herhalde 6-7 milyar TL'lik bir borcu söz konusu. BOTAŞ şu anda kamuya bu miktarın en azından bir bölümünü bu yıl bütçeye aktaracak mı? Evet. Bu rakamı ne kadarlık bir rakam? Biz
hazineyle ve maliyeyle bakanlarımıza görüşmelerimizde bunu iki bölüm halinde çözeceğimizi ve 2013 ve 2014'e yararak çözeceğimizi dedi. Biz dedik ki borcumuz borç. Bunu inşallah ödeyeceğiz. Eğer biz gelirlerimizi arttıramıyorsak, gelirlerimiz nedir? Normalde vatandaşımıza sattığımız, sanayicimize sattığımız doğalgazdan aldığımız bedeller. Eğer biz bunu arttıramıyorsak, şu veya bu gerekçeyle, biz vatandaşımızın lehine hep bunları kullanmaya gayret ediyoruz. Her türlü formülasyonu, her türlü doğalgazla alakalı fiyatlamaları. O zaman bizim giderlerimizi azaltmayla alakalı çalışma yapmamız lazım. Rusya ile yapılan müzakereler giderlerin yani doğalgaz maliyetinin azaltılmasıyla alakalı hususlardır. Şu anda başka çalışmalarımız da var. Ama biz 2013 yılında oluşturacağımız tasarrufla yine kamuya borçlarımızı ödeyeceğiz. Mesela gümrüğe borcumuz. Biz en az 4 milyar öderiz. Gelecek yıla ne kadar kalıyor? İşte cari borçlarımızı zaten ödüyoruz. 2,5-3 milyar da önümüzdeki yıl öderiz. Yani çünkü biz hazineye dedik ki biz bu paranın üzerine yatmayacağız tabiri caizse. Biz bu parayı ödeyeceğiz. Onların da zaten bütün kamu finansman yapısıyla alakalı öngörüleri var. Sıkı takipleri var. Geçmişe yani, dönelik borçlar değil mi efendim? Biriken tabii, borçlardan tabii, tabii. Bahsediyoruz. Evet, geçmişe dönük borçlar. Yani ben hazinenin ve maliyenin disiplinini gerçekten icracı bir bakanlık olarak yani takdirle izliyorum. Yani Sayın Babacan'ın, Sayın Mehmet Şimşek'in yaptıkları genelde icracı bakanlıklar işte para ister onu. Yok biz bir yandan yatırımlarımıza devam ediyoruz ve kamu bütçesine yük olmadan bunları yapacağımızı başında söyledik. Bu Türkiye'nin en büyük değişimlerinden birisi. Bir takım özelleştirmelerden de BOTAŞ alacakları çıkar. Onlar falan da etki ederse çoğunu öder. Doğru. Başkent doğalgazın. Başkentten alacağı tabii, var. Orada 1 milyara yakın tabii. Alacağımız var. Onları falan, onların özelleştirmeleri tamamlandı. Özelleştirmeleri tamamlanacak. Bir türlü tamamlanamadı efendim o. Yok yeni şey yaptılar yine. Tekrar çıktı. Pazarlık yapıldı. Şöyle biz kamu çok olarak üzerimize düşeni yapacağız. Güzel oldu mu orada? Alın değil mi teklifler? Teklifler Cuma günü 14.30'da. İnşallah Cuma günde rakamlar açılacak. Şimdi biz kamu olarak üzerimize düşeni yapmalıyız. Ama ondan sonra bunun tamamlayıcı unsuru özel sektör. Şimdi ben özel sektöre sen çok yüksek verdin, çok düşük verdin yorumlarını ne zarf öncesinde ne de zarf sonrasında ben yapamam. Yani böyle bir yetkimiz yok bizim. Alırız, değerlendiririz. Orada kamudan kaynaklanan bir hata, gecikme veya bir şey yok mu efendim? Hani bu işlerin birazcık daha süratlendirilmesi. Çünkü sürat çağında hayır. Yaşıyoruz. İnsanların üzülmeye bile vakti yok. Olmuyor bazen yani bu acımasız dünyada. Hani bu birazcık bürokratik işlemler uzun sürmüyor mu? Şimdi biz de Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, özellikle bazı yerlerin de isimlerini vererek oraya geçmek isterim. 2012'nin son günlerinde de dahil olmak üzere 12 milyar dolarlık bir gelir elde edilmesiyle alakalı teklif aldık. Bu ciddi bir rakam ve Gediz EDAŞ'a 1.2 milyar dolar, Boğaziçi'ne 1.9 milyar, Akdeniz'e 546 milyon dolar, Seyitömer'e de 2.2 milyar dolarlık teklifler aldık. 2013 yılında ise, içinde bulunduğumuz yıl içinde ise Başkent Doğalgaz'a, Ayedaş'a, Van Gölü'ne, Toroslar'a, Dicle'ye, Kangal'a ve Hamidabad elektrik üretim tesislerinin özelleştirme gelirlerini bekliyoruz. Şu anda 2012 yılında direkt doğrudan giren sermaye açısından baktığımızda da ki yarısından biraz daha fazlası enerji sektöründendir. Özelleştirme gelirleri açısından baktığımızda da yarısından daha fazlası enerji sektöründendir. Bu bizim oluşturduğumuz rekabetçi piyasaya duyulan güven ama bunun daha öncesinde siyasi istikrara duyulan güvendir. Yani açıkça konuşmamız lazım. Ben istediğim kadar çok iyi piyasa elde edeyim. Siyasi istikrar olmadan bunları yapmak mümkün değil. Evet. Ya özelleştirme idaresi başarılı bence. Ben son derece başarılı buluyorum ve işlerini de iyi yapıyorlar. Evet. Başkent doğalgazın denk geldiği dönem tarihsiz bir dönemdir. Yani dünyada ekonomik krizin, finansal krizin başladığı bir döneme denk geldi. Ondan önce yapıldı. Hemen arkasından finansal kriz geldi. Finansal kriz gelince teminatlarını yaktılar. Yani şimdi ben ne diyebilirim? Yani özel sektör teminatını yakıyorsa ben ona ne diyebilirim? Yani o verdiği teklifin arkasında şu veya bu gerekçeyle evet.
duramıyorsa, yani makul de olabilir o evet. gerekçeler, evet. makul efendim, de olmayabilir. Hızlı hızlı gitme anlamında isterseniz konuyu, ben kayıp kaçakları soracaktım aslında ama Güneydoğu konusuyla beraber. Onda sizin söyleyeceğiniz yeni bir şey var mı? Şöyle, çünkü %20'ler konuşuluyordu bir ara, bu bayağı bir aşağıya çekildi. Şimdi ve arkadaşlar, şimdi odaklandığınız nokta Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesi mi? Şimdi tabii bizim Türkiye'de son 10 yılda hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Aynen kayıp kaçaklar da öyle. Bakın hepsini beraber katıyorum. Kayıp kaçak oranları, sokak aydınlatmaları ve park bahçe aydınlatmaları da dahil olmak üzere bütün tahakkuk ve tahsilatları içine koyduğumuzda biz %25-26'lardan daha aşağı almadık bu oranları. Çok evet. Çok şu anda 4'te evet, 1 efendim. Şu anda %15'lerde. Biz gerekli çalışmaları yaptık ama bu hala yeterli midir diye sorarsanız ben de diyorum yeterli değil. Ama Türkiye doğru yönde gidiyor. Enerji sektörü bu tür politikalarını doğru yönde kullanıyor. Nereden anlıyoruz? Dicle ve Van Gölü'nü çıkarttığımızda, o iki bölgeyi ayrıca konuşacağım. Türkiye'nin kayıp kaçak oranı Avrupa Birliği'nin kayıp kaçak oranından daha düşük şu anda. Bugün itibariyle %9.4'tür. O iki bölgemizde tabii ki öngörmediğimiz ve istemediğimiz rakamlar söz konusu. Açıkça söyleyeyim. Ya PKK o programdasını yaparken ödemeyin diyor. Elektriği ödemeyin. Ödemeyin diyor tabii. Ve geçen basında da yer aldı. Yani bize pes dedirten örnekler yaşıyoruz. Mesela acil arıyor bir arkadaş telefonla. Ya diyor Sayın Bakanım diyor. Reva mıdır diyor. 4 saatten beri elektriğimiz kesik diyor burada diyor. Neresi diyorum adres? Şurası. Tamam. Arkadaşlara telefon açıyor. Arkadaşlar hemen şuraya acil bir ekip gönderin. Ekip bizi yarım saat sonra arıyor. Efendim diyor bu talimat verdiniz biz buraya geldik ama burası zaten kaçak kullanıyor diyor. Ben anlayamıyorum. Kaçak kullandığı yere arıza ekiplerini çağıran bir anlayış var. Ve Enerji Bakanı aranıyor. Kaçak ben diyorum ki arkadaşlar hiçbir şey yapmadan geri dönün ve oradaki kaçak kullanan yapıyı da söküp gelin. Ben zamanında ödeyen vatandaşımı koruyup kollamak zorundayım. Peki bununla alakalı bizim ciddi bir mücadelemiz var. Yani 700-800 binler civarında biz kaçak muamelesi yapmışız ve elektriğini kesmişiz. Yani kullandığı kaçak elektriği kesmişiz. Yalnız Türkiye'nin biraz önceki bahsettiğim 1 milyon kilometre civarında iletim ve dağıtım hattı var. Buradaki hat kayıpları dediğim, bakın bu kaçak olarak nitelendirilmez. Evet. Kayıp bir maliyet unsurudur. %6'lar 7'lere çıkan yerler var kayıpların. Yani iletim hattı ve dağıtım hattının uzunluğundan dolayı bu kadar artan yerler var. %5'ler civarında olan yer var, %7'ler civarında olan yer var. Bunun haricindeki kaçakların Dicle ve Van Gölü'nde bizim ayrı bir çalışmayla, bakın açıkça ifade ediyorum kamuoyunun önünde. Dicle ve Van 2015 Gölü. Yılının sonuna kadar bitireceğiz. Makul bir seviyeye getireceğiz. Bunu bütün vatandaşlarımız da bunu uygun görecekler. Ve biz Türkiye'nin kayıp kaçağının ortalamasını %10'lar seviyesine tutacağız. Yani Avrupa Birliği seviyesine getireceğiz. Bunların sıfırlanması söz konusu değil yalnız. Şey arkadaşlar, aslında bu bir kültür. Yani bazen insanın aklına şu geliyor. Diyelim ki çok fakir olduğu için mi ödemiyor adam? Yoksa bunu bir kültür, bir gelenek haline mi getirmiş? Çünkü yani elektriği kaçak ödemekle hırsızlık arasında bir şey fark yok. İşte yani fakirliğinden dolayı ödeyemeyen vatandaşlarımız varsa biz ona sosyal fonlardan, ilgili kaymakamlıklardan, valiliklerden zaten yardımlarımızı yapıyoruz. Ama ne yazık ki üzülerek söyleyeyim, bunu bir alışkanlık haline getirmiş ve parası olduğu halde çok kötü bir şey. Bakın ben o bölgelere gittiğimde, hepsi bizim vatandaşımız. O bölgelere gittiğimde yağmur yağarken evet, derin kuyu pompasını çalıştıran gördüm. Bakın dedim arkadaşlar bu olmaz, bu insafsızlık. Ya Allah yağmur vermiş de bedelsiz şu anda tarlan ne güzel sulanıyor. Niçin çalıştırıyorsun? Ve sökün arkadaşlar buradaki tesisatları dedim ben. Yani biz burada seyirci kalmamız ve buna hoşgörüyle yaklaşmamız söz konusu değil. Uyarılarımızı yapıyoruz. Bakın yalnızca devlet hakkı değil. Kul hakkı da oluyor burada. Tabii, tabii. Kul hakkı var. Ve Sayın Başbakanımız da Viranşehir'e gittiğinde
gerçeğin kendisini söyledi. Siz dedi, bakın buna dikkat eden insanlarsınız. Dokusu sağlam insanımız oradaki. Yapısı sağlam, dokusu sağlam insanımız. Ama dışarıdan tahriklere ve provokasyonlara da gelmemek lazım. Efendim, burada bir nokta koyalım. Kısa bir ara vermemiz lazım. Devam edeceğiz yayınımıza. Özellikle 2013 yılındaki petrol aramaları, nerede petrol bulunma ihtimali daha yüksek, bunları konuşacağız. Yine birçok konu var ama kısa bir ara verme durumdayız. Bizden ayrılmayın efendim. Az sonra yine burada olacağız. Evet efendim, TGRT Ankara stüdyolarında Enerji Bakanı Sayın Taner Yıldız'la yayınımıza devam ediyoruz. Orhan Coşkun ve Nuri Elibol'la beraber sohbetim. Efendim, süremiz hızlı bir şekilde geçiyor. Efektifi birazcık hızlandırarak sormak istiyoruz. Ben hemen 2012'deki petrol aramaları, bu sansasyonel bir şey. Petrol bulunduğu zaman işte Karadeniz'de doğalgaz bulundu, Batman'da petrol bulundu. Bütün gözler, gazetelerin bir defa en az yarısını birinci sayfalarından giren haberler bunlar. Biz 2012'de petrol bulduk mu gerçekten kullanılabilir ölçüde ve 2013'te bizim petrol bulmaya yönelik yoğunlaşacağımız bir il var mı? Müjde verir misiniz bize? Müjde efendim. Şöyle, müjde kelimesini kullanmadan 2011 yılında TPAO 54 tane kuyu aşmayı hedeflemişti yatırım planında. 2011 yılında, 2012 yılının malum planlaması yapılıyor. Evet. 2012 yılında 54 kuyu aşmayı hedeflemiştik. Biz 57 kuyu aştık. Bunların hepsi Türkiye. Hepsi Türkiye'de. 11 tanesi bunun. 11 tanesinde petrol bulundu. Ve 6'sında da doğalgaz bulundu. Bunların miktarı az olsa da bizim için değerli. Ama dikkat ederseniz ben bu programa kadar... Şöyle bulduk, ettik, petrol bulundu, doğalgaz, hiçbir yerde demedim. Evet. Demem. Çünkü Türkiye'nin ihtiyacı hala bizim bulduğumuzdan çok fazla. Şimdi biz Türkiye'de yaklaşık 50 bin variller civarında petrol üretiyoruz. Bereket versin. Ama 770 bin variller civarında petrol tüketiyoruz. Yani Türkiye çok hızlı büyüyor. Bizim o büyümeye karşılık gelecek blok işler yapmamız lazım. Ben arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Güzel şeyler yapıyorlar ama... Bırakın başkasını, ben yeterli görmüyorum. Bizim bununla alakalı TPAO'nun çalışmalarını yine artan dozlarda devam ettirmesi lazım. Şu anda Güneydoğu Anadolu bölgesinde 8 sahada hamdolsun yeni petrol keşfine rastladık. Trakya'da 3 tanesine rastladık. Ama altını çizerek söylüyorum. Bunlar Türkiye'nin ihtiyacı karşılandı muamelesi görürse bu gerçek dışı olur. Bunlar mütevazi rakamlarla bulunan. Ama o kuyudan petrol çıktı. 500 varil, 700 varil. Her neyse bulduğumuz ama Türkiye'nin genel ihtiyacını karşılamakta hala mütevazı kalan rakamlar. Güneydoğu ve Trakya dediniz efendim. Trakya'da da doğal gaz keşfine rastladık. Hamdolsun. Tabii 40'ta birini Türkiye'de üretiyoruz. Yani kullandığımız. 40'ta birini. 2012, doğalgaz değil mi? Doğalgaz. 57 kuyudan bahsettiniz açıldığını. Evet. Ve bunların doğalgazla beraber 17 kuyuda petrol ve doğalgaz bulundu. Evet. 2013'te yine 57 kuyu açma hedefi mi var? Veya 113 kuyu mu? Hani ikiye mi katlamayı düşünüyorsunuz? Bizim özellikle petrol aramaları ile alakalı sondaj makinelerine bir teşviğimiz var. Bunu aynı şekilde... Jeotermal kaynaklarına olan sondaj makinelerinin teşviğinde görüşüyoruz. Onun da kapsamını genişletmeyi düşünüyoruz. Ama biz varsa petrolü bulacağımıza gerçekten yürekten inanıyoruz. Denizlerdeki aramalar. Bununla ilgili bir şey sorabilir miyim? Şimdi aramaları artırmak için Türk Petrol Kanunu zamanında sunulmuştu ve konuda bir problem yaşandı ve veto edildi. Arkasından geçtiğimiz haftalarda Meclis'e Türk Petrol Kanunu'nu sundunuz. Oradaki temel amacınız nedir? Yani özellikle petrol aramalarında dünyada çok öne çıkmış, çok güçlü şirketler var. Onları Türkiye'de aramalara dahil edebilecek misiniz? Birkaç ülke ve şirketi biliyoruz. 250 milyon dolar, 500 milyon dolarlık yatırımı geldiler. Tek seferde yaptılar, gittiler. Bu tür kaygıları da, şirketlerin kaygılarını giderecek hamleler burada söz konusu mu? Bir de Akdeniz ve Karadeniz'deki bu aramalar önümüzdeki dönemde nasıl devam edecek? Akdeniz'de özellikle Güney Kıbrıs'ta bir çekişme söz konusu. Güney Kıbrıs
bazı Türkiye'de de faaliyeti olan, yurt dışında Türkiye ile birlikte çalışan bazı şirketlerle de sorun yaşıyor şu anda. Örneğin Eni. Eni hem Türkiye'de iş yapıyor hem işte en basitle bildiğimiz Türkiye'ye doğalgaz getiren hatlardan birinin işleticisi durumunda. Burada Eni'ye yönelik yani bir mesajınız oldu mu ya da iki tarafta aynı anda çalışan şirketlere nasıl bakıyorsunuz? Tabii Eni'nin başkanıyla da, sondan başlayayım isterseniz, başkanıyla da görüşüyoruz. Biz bu tür şirketlere açıkçası tercihlerinizi yapın arkadaş diyoruz. Güney Kıbrıs'ta ya muazzalı alanda, münhasır ekonomik sahası, uluslararası hukuka sığmayan alanda ve Kıbrıs'ın tamamıyla paylaşmayacak bir yapı içerisinde tercihiniz oraysa biz çalışma esinle diyoruz. Ya bunu açıkça söylüyoruz. Eni veya bir başka firma bizim bu eleğimize takılır, açıkça söyleyeyim. Çünkü Türkiye ne istediğini açıkça söyleyen, hukukuyla, siyasetiyle, bunu çok açık bir dille, şeffaflığıyla beraber söyleyen bir ülkedir. Ya Rumlarla çalış ya buraya gel. Yani biz açıkça söylüyoruz. Çünkü biz herhangi bir ülkeyle rekabet değil bu konu. Evet. O tartışmalı bir alanda bu yapılıyor. Ya bize açıklayacaklar, Rumlar diyecekler ki biz buradaki bütün gelirin yine Kıbrıs'ın tamamıyla paylaşacağız diyecekler. Denizlerdeki aramalarda uluslararası yatırımcıyı çekmek için şu ana kadar dünyanın 5 büyük deviyle biz çalıştık. İnşallah önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde yine bir törene hep beraber şahitlik ederiz ve yeni bir anlaşma imzalama hazırlığını yapıyoruz. Yine o da dünya devlerinden bir tanesi. Karadeniz'de mi? Karadeniz'de inşallah bunu yapacağız. Akdeniz'de de çalışanımız var. Akdeniz'deki alanlarımızı genişletmeyi düşünüyoruz. Yani Türkiye yeni Milli Türk Petrol Kanunu ile beraber şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yine komisyon ve genel kurula aktarılıyor. Biz parselleri daha düzenlenmiş hem karada hem de denizde ve hem uluslararası sermayenin daha rahat gelebileceği, evet, hem de milli çıkarlarımızı koruyacağımız bir yapı oluşturduk. 1954'ten bu yana gelen bir kanunla bir arada olmamız artık bu dünyanın, bu gelişen yapının içerisinde aykırı. Bir kısım düzenlemeler yaptık. Bunları da inşallah daha geniş bir programda, evet, tek başına bile program yapılabilecek bir konudur bu. Milli menfaatlerimize uygun ama uluslararası sermayede çekebilecek düzgün bir yapı ortaya koyduk. İnşallah bunu kanunlaştırırız. Demin yarım kaldı ama şey gidecek olursak, bu 2013'te açılacak TPA'nın açacağı kuyu sayısıyla en az ilgili, daha bu kadar olur. En az 57 olur. Güneydoğu'da yeni spesifik bir iliniz var mı? Hakkari'den bahsediliyordu. Tabii. Hakkari üzerinde mi yoğunlaşacaksınız 2013'te? Şöyle, bizim Batman ve Adıyaman bizim petrol merkezlerimiz tabiri caizse. Hı hı. Hakkari gibi, Şırnak gibi yerleri de oraya eklemek yoğunlaşacaksınız istiyoruz. Yoğunlaşacaksınız. Yani 2013'te Şırnak ve Hakkari. İnşallah efendim, demin Orhan sordu ama KKTC'de 3000 metreye inildi, 4000'e inildi. Oradan bir petrol sinyali geldi mi? Bir kara sıvı yüzeye çıktı mı diyelim? Şöyle, biz karada ikinci kuyuyu inşallah açacağız bu yıl içerisinde. Şu ana kadar herhangi bir şey çıkmadı. Ama ilk defa yapılıyor orada. Yani o 2000 metrelere, 3000 metrelere bizler iniyoruz. Biz oraya belli bir para ayırdık. O parayı da biz orada inşallah faydalı olması ümidiyle harcıyoruz. Bu efendim Rum kesimine gözdağı vermek için mi, gerçekten umut olduğu için mi? Hayır. Öyle yorumlar yapıldığı için soruyorum. Biz öyle tek başına sırf gözdağı vermek için para harcamamıza gerek yok. Yani biz para harcamadan da o işi yaparız ama bizim tercihimiz gerçekten orada petrol aramalarıyla alakalı husustur. Doğalgaz aramaları ile alakalı husustur. Her başlarken biz şu cümleyi kullanırız. Ben açılışında Kuzey Kıbrıs'taki törene gittiğimde biz buradan petrol bulamayabiliriz diye konuşma yaptım. Ama o bizim oradaki çalışmamıza mani bir cümle değil. Zaten matkabın ucu değmeden bulduk veya bulamadık denmez. Evet. Sismik aramalar orada sizin bir çalışma yapmanızı gerektirir. Bilimsel veriler şu noktada çalışma yapın der ama hala oradan petrol çıktığı anlamına gelmez. Evet. Efendim bu konuda bir son bir sorum var. Çok özür diliyorum sizlerden de. Hakkari ve Şırnak'a yoğunlaşılacak karada bu sene 2013'te. Karadeniz'den çok umutluyduk. Hatta orada 7 metrelik doğalgaz alevi fışkırdı. Karadeniz'de biz
Umudumuzu devam ettirelim mi, yoksa Karadeniz'de petrol ve doğalgaz yok mu? Umudumuz gidiyor, giderek azalıyor biz mu? Biz umudumuzu devam ettirdiğimiz için çalışmalara orada devam ediyoruz. Ve o doğalgazdaki o alevin çıktığı yerde proses çalışması yapıldı ve ikinci bir kuyu vurma daha kararı alındı. Bu önemli bir karar. Biz orada daha büyük rezervin olduğuna inandığımız için bunu yapıyoruz. Ama biz nihai sonuç cümlelerini dikkat ederseniz şu anda kullanmıyoruz. Hani geliyor, gidiyor falan böyle cümleler bulamazsınız. Hatta yine biri kaç haftada yapacağınız anlaşma da herhalde yine Karadeniz'deki aramalarla. Yine Karadeniz'deki aramalarla alakalı. Uluslararası sermayede hazırlıklarımızı inşallah bitiriyoruz. Biz orada doğalgaz bulacağımıza inandığımız için çalışıyoruz. Bulamayabilir miyiz? Bulamayabiliriz. Bulduğumuz feasible olmayabilir mi? Olmayabilir. Ama aramaya devam edeceğiz. Ben aramaya devam etmeliyim ki bundan emin olmalıyım. Evet. Yoksa içimde ukde kalarak bunu yapamam. Petrol aramaları devam ederken bu hafta bir Bakanlar Kurulu kararı yayınlandı ve TPA'ya bağlı bir kuruluş olan Turkish Petroleum International Company birdenbire BOTAŞ'a geçti. Sonuçta tipik TPA adına yurt dışında petrol arayan bir şirketi. Temel amacınız burada nedir? Özellikle hani Türkiye ve Kuzey Irak'taki işbirliği, Irak'taki çalışmaları da dikkate aldığımızda amaçlardan bir tanesi oraya yoğunlaşmak mı, yoksa başka hedefler de var mı? Şimdi yalnızca Irak orijinine bakmak buna doğru değil. Bunun iki büyük temel sebebi var. Dikkat ederseniz 2-3 yıldan beri BOTAŞ'ın uluslararası bir aktör olmasıyla alakalı çalışmalarımızın olduğundan bahsetmiştik. TPO, petrol arama, doğalgaz aramaları ile alakalı kültürünü genişletmek zorunda. Yalnızca lokal olarak orada kalmak durumunda değil. Biz BOTAŞ'a da onu taşıyoruz. Ve BOTAŞ'ın da yurt dışında bu tür arama faaliyetlerine, yine boru hattı faaliyetlerine devam edebilmesi için uluslararası bir aktör haline gelmesi için bunu yaptık. Şimdi yurt içinde küçülen, yani BOTAŞ'ta küçülmekten kastım iletim hizmetlerinin, işte kontrat miktarları özel sektöre bir yandan devrediliyor. Yani ticari hacim küçülük yani olabilir ama yaptığı işler büyütmüş olacağız. Uluslararası arenada BOTAŞ'ı yani büyütüyoruz. Tipik uluslararası arenada BOTAŞ'ın daha fazla boy gösterebilmesi için BOTAŞ'a devredildi. BOTAŞ'a devredildi. Artı. Biraz da BOTAŞ'a para kazandıracaksın. BOTAŞ'a inşallah para kazandıracağız. Ve bizim vatandaşımızın olabildiğince lehine kullandığımız o yapıyı daha da güçlendirmek istiyoruz. İkincisi, hani hep Irak'tan bahsediyoruz da. Arkadaşlar 19 tane ülkede 39 tane firmanın bulunduğu bir yere Türkiye arkasını dönemez. Türkiye sırtını dönemez. Bunu kimse bizden beklemez. Ama biz bir hukuk devletiyiz ve Merkezi Irak hükümetinin öncelikleri tabii ki bizim önceliğimizdir. Ama Irak bir bütünse ki öyle, güneyiyle kuzeyinin, doğusuyla batısının fark etmediği bir yapı içerisinde bizim iş yapmamız lazım. Kim ayrım yapıyorsa asıl Irak'ı o böler. Biz her zaman olduğu gibi bir hukuk sınırları içerisinde Irak'ın her tarafında iş yapmak için istekli olduğumuzu belirtiyoruz. Nitekim yani Bağdat'ı bypass edip Kuzey Irak'ta... Basra'da da var bizim. Hayır. Öyle, Basra'da işimiz var. 5,5 milyar dolarlık işimiz var. Çünkü hani uçağınızın inmesine izin vermediler. Bir gerginlik devam ediyor merkezi hükümetle. Kardeşlerimiz biz, o iletişim kopukluğunu giderirler. Biz ne yapacağız efendim? Kuzey Irak'ta hedefiniz nedir? Aslında şöyle şeyler de oldu. Bunlara cevap verirseniz seviniriz. Yani tabii ki artık enerji diplomasisi çok önemli. Yani artık neredeyse yarı dışişleri bakanı gibisiniz. Yani artık öyle, yani enerji diplomasisi dünyanın bir gerçeği. Doğru. Ve çok önemli hale geldi. Doğru. Artık dış politika belirlemede çok önemli bir etki haline geldi. Burada bir de şöyle bir laf da ediliyor. Amerika'nın bizim Irak'taki petrol anlaşmalarımızdan ve petrolle ilgili, petrol ve doğalgazla ilgili girişimlerimizden Amerika yönetiminin rahatsız olduğu ve bunu da Irak yerel yönetimine bildirdiği tarzında gazetelere yansıyan bir şeyler oldu. O konuda belki bir şeyler söyler. Şöyle, tabii ki Amerika Birleşik Devletleri bizim model ortağımız ve güçlü ilişkilerimiz var. Fakat bunun bir hesap verme şeklinde lanse edilmesi ve genel kurulda da bana bir milletvekili, biraz da art niyetli bir arkadaşımızın sorduğu soruyla onaylanma gibi bir cümleyi hiç doğru bulmam. Böyle bir şey yok.
Biz böyle bir onay falan beklemeyiz, açıkça söylüyorum. Fakat bu tür konuları Rusya ile de konuşuruz, Amerika ile de konuşuruz, Avrupa ile de konuşuruz, bölgemizde de konuşuruz. Bunun kadar tabii bir şey yok. Ama bunun bir izin merciği şeklinde lanse edilmiş olmasını, yorumlanmış olmasını maksatlı buluruz. Biz Irak gibi komşu ve Müslüman bir ülkemizin, oradaki kardeşlerimizin projelerine biz kayıtsız kalmayız. Bunu her zaman söylüyorum. Irak'ın kuzeyine de kayıtsız kalmayız, güneyine de kayıtsız kalmayız. Nitekim biz Afganistan'da da iş yapıyoruz. TPA orada 236 milyon dolar iş aldı. İhale aldı. Irak'ta da, kuzeyinde de, güneyinde de her tarafında biz çalışabiliriz. Evet. Ama biraz önce de söyledim. Biz merkezi Irak hükümetinin nezaketine dikkat ederek bunları yaparız. Bundan ne Amerika Birleşik Devletleri tedirgin olur ne de bir başka ülke tedirgin olur. Buna bağlantılı bir şey sormak istiyorum. Yaklaşık bir ay önce Türkiye TPA'nın kazandığı 9. bloktaki ihalede Irak merkezi yönetimi TPA'nın hisseleri devretmesini istedi ve bu yönde bir çalışma yapıldı. Ama birkaç gün önce de Badra'da TPA'nın hissesi olan bir sahada onay olduğunu gördük. Kuzey Irak tarafına baktığımızda petrol takası devam ediyor. Ama buna ilişkin de mesela işte Irak merkezi enerji şirketi SOMO'nun dava açacağım tür açıklamaları var. Yani buradaki denge birazcık artık keskinleşmeye başladı mı? Önümüzdeki günlerde bunun hani daha sertleşme ihtimali var mı? Şöyle, tabii önemli bir konu bu. Biz Merkezi Irak hükümetiyle Kuzey Irak'ın kendi arasındaki problemlerinin yorumlanmasında çözümünün bir parçası olmak istemeyiz. Yani biz o konunun içerisine girmeyiz. Yani bizim üzerimizden daha doğrusu çözülmesini istemelerini doğru bulmayız. Kendi aralarındaki hukuktur o. Ancak bizim şu anda çok fazla dillendirilmiyor bakıyorum. Yani Somo'dan, Merkezi Irak hükümetinden 3,5 milyon ton şu anda petrol alıyoruz. Yani bizim ilişkilerimiz devam ediyor. Ben arkadaşlara sordum. Efendim dediler, 250 milyon dolarlık bir kontratı imzalamak istemiyor arkadaşlar. Irak'ta kardeşlerimizin dediği gibi yapın. Artı başka imzalamak istemedikleri varsa onları da lütfen bildirsinler dedim. Yani rest gibi bir şey. Hayır, rest değil. Yani biz o kadar açık ve serbest çalışıyoruz ki. Açık yapıyoruz her şeyi. Her şeyi açık yapıyoruz. Çalışmak isteyen varsa çalışırız. Çalışalım. Çalışmak istemeyen varsa çalışmayız. Ama bakın Orhan Bey söyledi. Diğer sahada da imzaladılar. Şimdi biz Irak'ın normalleşmesinin bu yapılan ihalelerdeki bizim yapacağımız işlerden geçtiğine inanıyoruz. Evet. Orası 2.7 milyon varil petrol üretiyor bugün. Niye 6.7 milyon varil olmasın? 100 milyar dolarlık yıllık gelirlerini 300 milyar dolara çıkartacaklar. Ben bundan sevinmez miyim? Iraklı kardeşim o gelirini arttırıyor da 3 yılda 1 trilyon dolara yakın Irak'ın başından sonuna kadar imar edilecek bir yapıya giriyor. Ben bunu istemez miyim? Türkiye'deki müteahhitlerimizin... Evet. Şu anda en fazla ihracat yaptığımız ülkelerden biri olan Irak'ın canlanmasını biz istemez miyiz? Bu Türkiye'nin her Türkiye böyle bir şeye kayıtsız kalır mı? Bakın, bunu açık bir şekilde ifade ediyorum. Türkiye'nin büyümesi kadar iş hacminin oluşacağı bir alandır Irak. Ama biz buna sırf bir oportunizmle, bir fırsatçılıkla böyle bir yaklaşımla biz girmeyiz. Belki biz kardeşhane gireriz oraya. Orada bir şöyle bir nokta var. Hani o petrol veya petrol ürünleri tankerlerle taşınıyor ya. Bunun başka bir şekilde taşınması, boru hattı gibi bir şey mümkün mü? Veya böyle bir şey düşünüyor musun? Ben Merkezi Irak hükümetinin veya o boru hattına İran'a tankerlerle taşınırken göstermediği tepkiyi Türkiye'ye taşınırken de göstermeyeceğine inanıyorum. Evet, yani çok net. Arasında bir bu fark özellikle olmadığı için, Irak'ın gelirlerine konan bir para olduğu için bir fark görmeyeceklerine inanıyorum. Bundan sonrası iletişim kopukluğu demektir. Evet. Bir de buyur Orhan. Yani konuyu zamanımızın da dolması hasebiyle. Nükleer santral konusunda Aralık ayı sonunda şirketlerden birisinin eleneceğini söylemiştiniz. Kanada hızlı girmişti ama görüyoruz ki son dönemde bir yavaşlaması söz konusu. İşte Japonya, Güney Kore ve Çin'de bir atak var. Yani bir eleme ya da birini seçme konusunda yani ne zaman görebiliriz? Sinop'tan bahsediyoruz. Yoruma katılıyorum. Akkuyu Ruslar aldı, biz Sinop'u kim alacak diye bahsediyoruz. Evet. İkinci nükleer santral için konuşuyoruz. Dediğiniz yoruma
katılıyorum. Yani Kanada ile alakalı biraz hızlı girildi ama şu anda gerilere düştü. Ancak zaman daraldıkça ikinci nükleer güç santralları ile alakalı vereceğimiz kararın biteceğini ilan etmemiz daraldıkça rekabetin biraz daha arttığını gördük. Ve iki ülke, üç ülke zaman zaman birbirinin önüne geçecek teklifler getiriyorlar. Bu Türkiye açısından faydalı bir şey. Türkiye'nin kazancıdır bunlar. Çok ciddi bir müzakere ekibimiz var. Biz nükleer güç santralları ile alakalı projeleri geliştirmeye çalışırken, kömürle alakalı biraz önce bahsettiğimiz projeyi geliştirirken, altıncı yakıt olarak bilinen enerji tasarrufu ve enerji verimliliği ile alakalı konuyu birinci sıraya aldık. Bakın söyleyeceğim rakamlar çok etkileyici. Buzdolabı yasağı getiriyorsunuz. Birinci, evet, birinci sırada şu anda bu yerli yakıttır. İster ithal, ister yerli yakıttan kullandığınız bütün eliminasyondan geçen enerji artık sizin yerli yakıtınız haline gelmiştir. Parasını ödemişsiniz onu. 60 milyar TL civarında Türkiye elektrik faturası ödüyor. 15 milyar TL, yani %25'ler, bırakın 5'inde, %20'ler civarında tasarruf edebilecek bir yapıya sahibiz. Geçtiğimiz yılın rakamlarını Sayın Başbakanımıza bir kampanyaya katılmıştık, beyaz eşyada. Belli indirim yapacaklarını söylediler tasarruflu kullananlar için. Bakın biz bir karar aldık. 2012'nin Temmuz ayından sonra A plasın altında, A bile değil, beyaz eşya üretmek yasak. Evet. Yani siz isteseniz de şu anda gidip tasarrufsuz beyaz eşya alamazsınız. Rekabeti burada yapmalılar. Bir rakam okuyacağım. 2011'de 800 bin adet civarında buzdolabı satılmış tasarruflu. 2012'de Sayın Başbakanımızın da katıldığı kampanyadan sonra 1 milyon 100 bin adet buzdolabı satıldı tasarruflu. Yani halkımızın refah seviyesi arttıkça hem tasarrufa önem verecek hem de enerjiyi verimli kullanacak. Ben tasarruflu kullanın derken biri diyor ki sıkıntım var. Ya kardeşim, gelirinin çok olması giderini azaltmayacağın anlamına gelmez ki. Giderini de azalt, gelirini de çoğalsın bir yandan. Ben bunu ailemde uyguluyorken ülkemize niye uygulamayalım? Evet. Sen şahsında cebindeki parayı uygularken niye ülkenin bütçesini uygulamayalım? O yüzden ben bu vesileyle, yani bu Kandil Gecesi münasebetiyle de açıkça söylüyorum, hem israf etmeyelim, hem tasarrufu önlendirelim, kullanalım, hem de verimli çalışalım. Efendim süremizin bittiğini söylüyor arkadaşlarımız ama yönetmen arkadaşımız herhalde bizi affeder. Birkaç tane önemli soru var. Peş peşe izninizle sormak istiyorum. Bu İran'a ambargo konusunda altın karşılığı biz alıyoruz bu petrol ürünlerini. Hem doğalgazı hem petrolü. %20 de bu alımları azalttık Amerika'yla veya uluslararası arenada alınan bu kararın ardından. Şimdi Amerika yeni bir şey hazırlıyor. İlaç ve gıda karşılığı alın diyor. Altın karşılığı değil de, hani altın vermeyin de gıda ve ilaç karşılığı. Bu mümkün müdür? Buna nasıl bakıyoruz? Biz 120 çeşit kalem üzerinden ödemeler yapılıyor bir anda. Altın niye çok ön plana çıktı o zaman? Şöyle, ciro çok yüksek. Yani doğal gaz ve petrolün parasını biz Türkiye'deki açılan bir hesaplarına, Türk bankalarına biz parayı yatırıyoruz. Evet. Ondan sonra biz çekiliyoruz. Bunun karşılığında ihracat mı yapıyoruz? Altın mı üretiyoruz? Yerine işte dediğiniz ilaç mı veriyoruz? Bu dış ticaretin konusu. Ama biz şuna dikkat ediyoruz. Hatırlarsanız 3 Aralık 2012'de istisna 9 tane ülke yayınlandı. İçinde Türkiye'de var. Yani bunların tekrar düşünülmesine dönük istisnalar verildi. Biz aldığımız doğalgazın sürekli bu istisnalar kapsamında olacağına inanıyoruz. Çünkü doğalgazı en fazla ihraç ettiği ülke Türkiye. Türkiye, evet. Ham petrolde de yani Çin'den sonra, yani evet, Hollanda muamelesi biz göremeyiz. %2'sini İran'dan alan bir ülkenin sıfırlamasıyla bizim sıfırlamamız aynı şeyler değil. İran'dan biz ham petrolümüzün hemen hemen yarısını alıyoruz. 8-9 milyon ton alıyorduk. Şimdi işte 7-7,5'lar, işte belli rakamlar zaman zaman değişebiliyor. O oranlarda alıyoruz. Onun yerine Libya'dan, Suudi Arabistan'dan, Rusya'dan almaya devam ediyoruz. Herhangi bir petrolle alakalı sıkıntımız yok. Tedarikle alakalı bir sıkıntımız yok. Ve bunları da... Enerji ve doğal gazla ilgili İran'da
İran'la ilgili alışverişimize bizim müttefikimizin anlayışla bakmasını bekliyorsunuz siz. Anlayışla bakmasını bekliyoruz ve anlayışa da bakacaklarına inanıyoruz. Çünkü doğalgaz... ABD. Tabii doğalgaz kontratlarını biz yapmışız ve ben öncelikle, Nuri bir açık söyleyeyim, ben vatandaşımın ihtiyacını karşılarım. Ben şu anda gönlünü yapacağım ve ihtiyacını karşılayacağım benim bir tane vatandaşım var. Ben o ihtiyacı karşılamak için İran'dan da alırım, Azerbaycan'dan da alırım, Angola'dan da alırım. Ne gerekiyorsa ben onu yaparım. Efendim 3. nükleer santralle ilgili bölge Trakya'nın adı geçiyor, Ege'nin adı geçiyor. Yok, yok. Spekülasyonlara meydan vermemek lazım. Biz herhangi bir isim telaffuz etmedik. İlla deniz kenarı mı olması lazım? Şöyle, yağış rejimlerinin çok düzenli olmadığı yerlerde deniz kenarı çok garantili. Çok garantili yerdir. Dolayısıyla üçüncüsüyle ilgili peki konuşulan bir yer var mı? 4-5 tane yer araştıracağız. Depremselle ilgili. İsim vermeniz mümkün mü efendim? İsim vermem mümkün değil. Bu doğru da değil. Hani Türkiye'nin güneyinde Akkuyu'da kazma veya temel atma 2014'te yapılacak diyebilir i̇nşallah, miyiz? İnşallah. Sinop için bu hangi tarihi öngörüyorsunuz? 2015? İşte bu anlaşmaları yapıp hızlıca gireceğiz. Çünkü bunun nükleerin hazırlık dönemi 1,5-2 yıl sürüyor. Yani çok fazla güvenlik sistemleriyle alakalı çalışma var. Çünkü biz Türkiye'nin, evet, bakın hiç şüphesiz ki Allah'ın izniyle en güvenilir yapısını biz oraya kuracağız. O yüzden çok fazla 88 kalemde güvenlik şeyleri, maddeleri var. 2 ve 3 de uluslararası, devletler arası anlaşmalar vasıtasıyla aynı Akkuyu'da olduğu gibi Ruslarla yapılan projede modelimiz bir değişiklik, benzer. Model değişikliği hayır, olmayacak. Hayır, modelimiz benzer. Ortaklık yapıları fark edebiliyor. Rusya'da ortak değildik, burada ortak olabiliriz. Yani Enerji Bakanlığı'nın bünyesindeki bir kuruluşlar içerisinden BOTAŞ, TKİ, diğerleri böyle özelleştirmeyi düşündüğünüz 2023 yılı perspektifine doğru özelleştirmeyi düşündüğünüz kuruluş var mı? TPA kaçınılmaz olarak Türk Hava Yolları modeliyle özelleşir. Kamu içerisinde kalır. Evet. Ama bu kaçınılmaz bir şey. Çünkü büyüdükçe o kabına sığmaz. Personel istihdam açısından sığmaz. Araştırmalar, portföy açısından sığmaz. Buna benzer özelleştireceğimiz kurumlar var ama boru özelleştirmeyi düşünmüyoruz. 2027-2073'e evet, kadar da özelleştirmeyi düşünmüyoruz. Orhan senin var bu konuda mi? Biraz spekülasyon yapılıyor ki açık bir dille. Çok kısa TPO için söylediğiniz tarih. İşte bu önümüzdeki süreçte. Evet. Üçüncü nükleer santral ile ilgili olarak Sinop'ta elenecek olanlar ya da kazanamayacak olan şirketler ve ülkelerle üçüncü nükleer santral için yola devam edecek misiniz? Bunların dışında başka şirketler de var mı? Başka şirketlere de açacağız ama bu süreçte, bu yarışmada ikinci nükleer santralı kazanamayanın üçüncü nükleer santralla alakalı teklifleri bizim için tabii ki öncelikli olacak. Çünkü o müzakere tekniğini tamamlamış, evet, 7-8 ayın artık kaybetmeyecek bir yapıyı, doğru, hemen alıp buradan başka alıp şu yandaki masaya koyup orada çalışmamız lazım. Bir de efendim o kültürün oluşmasında dünyanın çeşitli önde gelen ülkeleriyle ayrı ayrı çalışmanın galiba Türkiye'ye avantaj sağlayacağına da inanıyorsunuz diye ben söylesem yanlış mı söylemiş çok olurum? Çok doğru. Türkiye şu anda müzakere edemeyeceği hamdolsun ülke yok. Evet. Her konuyu çok rahatlıkla ve ülkede güven sağlayacak tarzda ki bir güçle müzakere edebilir. Bakın ben bu cümleyi kolay kolay kullanmam. Rusya ile, Azerbaycan ile, İran ile, Amerika ile hangi ülke varsa biz Türkiye'nin menfaatlerini rahatlıkla Dışişleri Bakanlığı olarak da, Enerji Bakanlığı olarak da, Başbakanlık olarak da, siyasi iradeyi de başta katarak söylüyorum. O olmadan olmaz. Hiçbirimizin kusura bakmayın kahramanlığı falan siyasi istikrar olmadan sökmez. Güven ve istikrar olmadan. Güven ve istikrar olmadan olmaz ama biz bütün bu saydığım ülkelerle her konuyu müzakere edebilecek. Herkes söylüyor ya, yani işte 2002'de 2400 dolar olan kişi başına milli gelir nasıl oldu da işte 10 yılda 10 bin doların üstüne çıktı. Altın mı buldular bunlar, petrol mü buldular? Tabii. Altın, petrol, güven ve istikrar. Yani. Biz insan kaynağımızı bulduk. Efendim uzatmalarına girdik ama Zonguldak ve çevresindeki kömür ocaklarıyla ilgili ek güvenlik tedbirleri getirecek misiniz? Bir de kaya gazıyla ilgili somut bir gelişme var mı? Son artık başka... Şöyle, kaya gazıyla alakalı
herhangi bir istekli varsa gelip biz onları ruhsatlandırabiliriz. Şu anda var Diyarbakır'da var, Trakya'da var. Aramalar devam ediyor. Ama bulduk, bulacağız falan bir cümle söylemiyorum. Oradan her çıkan gazı network'e normal şekilde verip doğalgaz gibi kullanılıyor mu? Tabii onlar kullanılabiliyor. Hiç problem yok onlarda. Yeter ki biz bulalım. O manada herhangi bir sıkıntı öngörmüyoruz. Zonguldak ve diğer mesela 118 tane güvenlik kriterlerine uymayan maden ocağı kapatmışız biz. Bakın 118 tane. 2012'de. Yok, bu son 2 yılda. 118 tane. İş sağlığı ve iş güvenliği ve işçi sağlığı ile alakalı kriterlere uymayan Çalışma Bakanlığımızla beraber bizim teknik speklerimize uymayan 118 tane maden ocağı kapatmışız. Biz diyoruz ki güvenliği sağlayamıyorsan çalışma kardeşim. O yüzden kararlılığımız devam ediyor. Devletin işlettiği kaç tane veya ne kadar kömür ocağı var? Bunlar devletin işlettiği kömür ocaklarını sırayla dikkat ediyorum özelleştiriyorsunuz. Bunların tamamı özelleşecek mi devletin? Tabii diye. Sosyal yapıyı dikkate alarak bunları özelleşme programlarına koyuyoruz. Çünkü oradaki işçi kardeşlerimiz de oradaki kömür ocakları da vatandaşımız da bizim önceliğimiz. Evet. O açıdan ben Allah kaza bela vermesin diyorum. Ve onların daha sıhhatli ortamlarda çalışmasını aynı şekilde temenni ediyorum. Bizim de dikkatimiz bu yönde olacak. Efendim, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız. Gerçi Orhan yine notlarına bakıyordu. Herhalde kalmadı değil mi? Belki gelecekse. Gelecek. Ama burası öyle bir bakanlık ki her başlık için ayrı bir program yapmanız ayrı yani. Başlık. Yani. Ama yine de görüşebildik, konuşabildik birçok konuyu. Sayın Bakanım çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Reuters Ankara temsilcisi Orhan Coşkun ve İhlas Medya Ankara Grup Başkanı Nuri Elibol. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz katkılardan ötürü. Evet, konuğumuz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız'dı. Enerjiye dair tırnak içerisinde her şeyi konuşma fırsatı bulduk. Tabii ki yorumu da siz sevgili seyircilerimize bırakıyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz ve tekrar kandilinizi tebrik ederek Ankara'dan hoşça kalın diyoruz efendim.